Oytun var ya, karnını da şaşırttı. Hadi lan, tutmazsam yapabilecektin sanki. Lan benim senden neyim eksik? Yapardım. Lan kolay mı sanıyorsun sen adam bıçaklamayı? Bıçağın ete girdiğini hissettim ulan ben bu elde. Kan kokuyor hala elim benim. Kolay derler, anlık iş derler. Geç şuraya. Sonra başlıyor iş. Ya benim gibi pişman olursun, ömür billah pişman kalırsın. Ya da daha beteri alışırsın belki. Hoşuna gider. Sen psikopatsın, hoşuna gider senin. Mina'yla benim hakkımda konuştunuz mu? Lan oğlum ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin ya? Lan derdimiz bitti işte, adam şikayetini geri alacak. Oğlum, sen bana sormuştun ya, bir insanın seni sevdiğini nasıl anlarsın diye. Hatırladın mı? Orada söylediğim her şey Mina içindi. Bir insanı sevmek, özellikle o insan Mina'ysa, bana ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? İyi bir insan yaptı oğlum beni. Malik beni o kurtardı. Anladın mı? Aga nasıl böyle bir şey yaparsın? Aga o şerefsizlere nasıl kahveyi teslim edersin? Bana bir şey sorma doktor. Kusura bakma. Bu kahveden de, bu kahvecilikten de her şeyden bıktım usandım. Uzaklara gideceğim doktor. Aga, bu kahve bizim evimiz. Demek ki kendine yeni ev bulma zamanı geldi doktor. Aga, şimdi biz ne yaparız? Yediğimiz iki lokma ekmek nereden çıkaracağız? Hadi beni boş ver. Sıraç ne yapacak? Buradan kazandığı 3-5 kuruş ekmekle evi geçindiriyordu. Yazık değil mi çocuğa? Ben arkadaşlarımı unutacak kadar alçak değilim doktor. Burada kahvenin parası var. Yarısı senin, yarısı Sıraç'ın. Kendinize yeni bir düzen, bir iş kurana kadar siz idare eder. Vay be. Aga bu ne şimdi? Her şey bunun için miydi aga? Davamız uğruna harcadığımız gençliğimizden sonra, onca akan kandan, onca kayıptan sonra tek söyleyeceğim bu sarı zarf mı aga? Ha? Öyle mi aga? Ne desen haklısın doktor. Keşke her şeyi sana anlatabilsem. Ama bir gün inşallah anlatma şansım olur. Hakkını helal et. Her şey için sağ ol doktor. Helal olsun be usta. Helal olsun.